Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Almanya'dan Erhan. Bugün neredeyim? Bugün baba ocağı, memleketim Bursa. Hazır Bursa'ya gelmişken hep yapmak istediğim bir şey vardı. Niyetine girip de yapamadığım bir şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de Bursa'da gezilecek mekanları sizlere göstermek. Şimdi neredeyim ben? Bursa'nın tam göbeğindeyim. Bursa'nın Heykel Caddesi'nin önünde, Heykel Caddesi'nin yanında bulunan tarihi hanlar bölgesindeyim. Sol tarafımızda İpek Han var. Arka tarafımızda dünyaca ünlü Ulu Cami var. En önce biz nereye gideceğiz? Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Harika bir taş fırın var Bursa'da arkadaşlar. Kahvaltı yapmaya sevgili kameraman arkadaşım, öz kardeşim Ali ile beraber oraya doğru gidiyoruz. Geliyor musunuz? Buyurun o zaman. Arkadaşlar şu anda tarihi taş fırındayız. Bu mekan hakkında kısa bilgiler almak istiyorum. Buranın tarihi hakkında bilgiler almak istiyorum. Abi selamlar. Aleykümselam. Abim de hemen hazır geldi, sağ olsun. Gülsel abi, neresiniz? Karslıyım. Aslen. Burada 93'ün haberi Bursa'da büyüdüm. Bursa'nın yerli sayılır mı? Peki buranın tarihini kısaca bir anlatabilir misiniz? Buranın mazisi kaç senelik? 44 senelik. 44 senelik. Buranın mazisi 44 senelik. Babam zaten bunu mesleği yapıyordu. Babam da sonra ben bu işi devraldım. Ben devam etmekteyim. Bursa'ya özgü olan, tamamen bir evciğimizi yoktu. O günden beri, Osmanlı döneminden beri aynı tat, aynı lezzet, aynı kullanımla burada üretmekte çıkarıyoruz. Amerika'ya, Almanya, İtalya, Öpülüs, Türkiye'ye, Türkiye'de bütün illere. Bu kendinize özgün bir şey var mı tahanlıda? Çünkü buranın tadı daha başka geliyor. Diğer mekanlar gibi değil. Şimdi şöyle söyleyeyim size, Osmanlı mutfağından gelen o lezzet, o kıvam, o sıcaklık, o özellik aynı şekilde hiç burada o günden bugüne devam ediyor. Simit aynı şekilde. Tabii, aynı şekilde. Ben bu güzel mekan, bu güzel lezzetleri bize bizlerle konuştuğunuz için teşekkür ediyorum abi. Bunun bir özelliği eski tarihi taş kullanmaktı yani. Taş. Taşın üstünde yani. Ağaç hangi ağaç? Ne ağaç kullanıyorsunuz? Meşe ağaç. Fark ediyor değil mi? Ama acayip ya. Abi çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir fotoğraf çektirelim. Instagram için. Eyvallah. Paylaşmaya çık. Kaydı mı yok? Abim dans ediyor, kaynamıyor. Eyvallah abim. Simonlar var sahilde. Bunların ismi Haşhaşlı değil mi? Ceviz Loko. Bursa'ya özgü olan Ceviz Loko. 20 dakika var. 4 saat 10. 2 tane
Burada ödüyoruz değil mi? Abi iki kaşarlı bir sos üstü bir tane bir tane de açma. Aynı şey abi. 7 bu 9. Evet 13 tane. Ama bu bayağı bir sıcak yalnız. Şunu şöyle yemek istiyorum. Çocukluğum geldi aklıma. Nerede? Hayatınız boyunca yiyeceğiniz belki en iyi simit bu. Tarihi Hanlar bölgesinde olan Kapalı Çarşı'dayız. Arkamda bulunan Koza Han'ı göstereceğim sizlere arkadaşlar. Bursa'ya gelenler bu Koza Han'ı, özellikle bu Kapalı Çarşı'yı ve Koza Han'ı görmeden, gezmeden geçmeyin arkadaşlar. Hep beraber görelim, gezelim, bakalım. Gel. Evet arkadaşlar, şu anda bir olaya şahit oluyoruz. Az önce hiç beklemiyordun ama değil mi? Selamlar. Size Bremen'den mi? Siz Bremen'den mi geliyorsunuz? Elias. Azam Bursalı mısınız size? Yok. Ben de Bursa'yı tanıtıyorum. Bursa'da neler var, neler yok diye. Tesadüf. Bunu paylaşabilir miyim? Paylaşabiliriz tabii ki. Tamam. Tesadüf oldu bu arada. İsmin neydi abi? Yılmaz. Memnun oldum. Görüşelim ya yine. Görüşelim. Ben ya Daimler'dayım. Öyle mi? Takip bana yaz abi Instagram'da. Görüşelim. Çok güzel tesadüf. Kendinize iyi bakın. İyi eğlenceler. Az önce bir olaya şahit olduk. Bremen'de yaşayan kardeşimle görüştük. Arkadaşımla görüştük. Hatta iş arkadaşımız. Haberimiz yok. Neyse. Burası İpek Han diye geçiyor. Bursa'nın ipekçiliği meşhur olduğu için eskiden burada, bundan 150-200 sene önce belki de, kozalar gelirmiş buraya. İpek yapılmak için, kullanılmak için hazırlanan, olması gereken kozalar burada birikiyordu. Burasının adı o yüzden Koza Han'dı ama tabii ki yıllar geçtiği için burada ipekçilikle ilgili herhangi bir, koza ile ilgili herhangi bir şey kalmadı. Onun yerine insanların dinlenmesi için gördüğünüz gibi bu şekilde çay bahçesi kıvamına getirmişler. Hoş oluyor ama yani bu çarşıda dolaştıktan sonra insan nefes almak istiyor. Buraya geliyor, çayını kahvesini içiyor. İçeride de aynı zamanda ibadet yapmak isteyenler için bir mescit var. Hatta şuradan çekebilirsin. Ne yazıyor? Koza Han'ın mescidi. Sultan Beyazıt tarafından yapılmış. Sultan Beyazıt 1491'de yaptırılmış bu mescit. Alt tarafta da abdesthane var olması lazım. Aynen. Biraz sonra yukarıda çıkacağız. Bu ipekçi dükkanlarını da bir gezdireyim, bir görelim hep beraber. Bursa'ya geldiğiniz zaman dinlenme mekanı olarak Koza Han'a uğrayabilirsiniz. Çayınızı, kahvenizi, hatta abimin güzel simitlerinden yiyebilirsiniz arkadaşlar. Thank you.
Bursa denilince akla tabii ki en başta gelen şeylerden bir tanesi de Ulu Cami. Tarihi Ulu Cami, Osmanlı mirası Ulu Cami arkadaşlar. Yapım yılı 1399 olduğu yazıyor. Hatta buranın çok güzel bir hikayesi var. O da şöyle arkadaşlar. Caminin inşasına ait bir menkıbe varmış burada. Rivayete göre Yıldırım Beyazıt, Nibolu Muharebesi'nde muzaffer olunca 20 cami yaptırmaya karar verir. Bursa'ya geldiğinde bu fikrini damadı olan Emir Sultan'a söylemiş. O da 20 cami yerine kubbeli bir cami yapılmasını tavsiye etmiş. Caminin yeri de Emir Sultan'a rüyasında manevi bir işaretle gösterilmiş. Ertesi gün bu işaret edilen yerde çimen bittiği görülerek caminin yeri tespit edilmiş arkadaşlar. Karar padişaha bildirilmiş. Padişah da bunu uygun görerek caminin inşasına başlamıştır. Bu cami aynı zamanda Nibolu zaferinde kazanılan ganimet mallarıyla yaptırılmıştır. Şu anda Kapalı Çarşı'dayız. Bursa Kapalı Çarşı'dayız. Kapalı Çarşı'nın bir de Havlucular bölümü var. Havluculara ait olan bir bölüm var. Hem yürüyelim hem beraber konuşa konuşa gidelim. Buranın tarihi de kültürü de çok eski arkadaşlar bu arada. Bursa denilince akıllara gelen şeylerden bir tanesi de havlu. Öncelikle Özdilek havlu ve diğer Bursa havluları geliyor. Özdilek tabii ki şu anda sadece marka. İlerleyelim. Hatta bir sohbet edebilsek bir abimizle sohbet edelim. Selamünaleyküm. Selam, merhabalar. Merhaba. Abi iki muhabbet edebiliriz değil mi? Tabii. İçeri gelebilir misin abi? İsim neydi abi? Sedat. Sedat abi nerelisin? Samsunluyum. Samsunlusun abi. Abi buranın tarihiyle, kültürüyle esnaf olarak sana soru sormak istiyorum. Ben, tabii ki. Çünkü yanlış bilgi vermek istemiyorum. Buranın tarihi kaç senelik abi? Bana bir kısaca hatta sevenlere, izleyicilere anlatır mısın? Burası Osmanlı'dan kalma çarşılar ama net olarak, havlucu olarak bu bölüm kullanalı bir 40-50 sene vardır 40-50 herhalde. 40-50 sene. Yani. Havlunun tarihi ne kadar biliyor musunuz? Çok eski. Daha eski değil mi? Tabii tabii. Havlu deyince Bursa zaten. Kesinlikle öyle. Bursa'da üretim başlamış ve şu anda devam ediyor. Peki abi işler nasıl? Yerli ya da yabancı turistle ilgili bir artış veya azalma söz konusu mu? Ya pandemiden dolayı bayağı azalmıştı ama bu aralar fena değil. Yani yaz sezonundan dolayı. Yaz sezonundan işte turistlerin gelmesi, yerli turistin, yabancı turistlerin gelmesi Bursa'yı bir hareketlendiriyor. O da bizim işlerimizi etkiliyor tabii. Abi o zaman hazır gelmişken bir de havlu fiyatlarını sorsak. Bana en pahalı havluyu gösterir misin abi? En pahalıdan bir de en ucuzu. En pahalı havlu içeriden. İçeride mi? Hemen gelmişken bir de hazır Bursa'ya gelmişken bir de Bursa havlularını tanıtalım. Şöyle çeyizlik çok güzel havlularımız var. Çeyizlik diye mi geçiyor bunlar? Tabii ki. Oo bayağı iyi. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun fiyatı 50 lira. 50 lira. En pahalı bu mu? Yoksa pahalılardan biri mi? Pahalılardan biri bu. Tamam. Ama pahalı demek en iyi anlamına gelmez. Mesela böyle çok şık havlularımız var. Bunlar da çok kaliteli. Bunlar yine 40-45 lira bandında. Bunun renkleri, desenlerimiz. Abi, bol. Abi, bence tabii. Pahalı değil, uygun. Ya uygun tabii yani. Havlu. Ben zaten ne bekledim biliyor musun? 200-300 falan diyeceksin sen. Hayır, hayır, hayır. Ya pamuk ürünlerinde en ucuz şey havlu. Havlu. Diğer pamuk ürünlerin hepsi aşırı bir şekilde dediğiniz gibi pahalı. Avrupa'dan gelen
gelecek olan ya da gelmiş olan misafirler Bursa'ya uğrayacaklar varsa ya da şu anda Bursa'dalarsa havlucuların olduğu bölüme Kapalı Çarşı'da. Havlucular Çarşısı mı deniyor burası abi? Burası ne diye telaffuz ediyorum lazım? Havlucular Çarşısı da olabilir ama yeni ismiyle Ulu Çarşı oldu burası. Ulu Çarşı. Ulu Çarşı. Havlucuların olduğu mekana uğramadan etmeyi ben gerçekten pahalı bir şey diyecek diye bekliyordum. 50 lira dedi. Yani Avrupa parasıyla 5 euro, 5 euro hiçbir şey değil. Gerçekten mükemmel havlular ve fiyatı da gerçekten uygun havlular arkadaşlar. Hem alırsınız hatıra olarak kullanırsınız, kenara koyarsınız ya da çoluk çocuğunuza hediye olarak veya akrabanıza, sevdiklerinize hediye olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim, memnun oldum. Hayırlı işler abi. Sağ olun. Hazır gelmişken Bağdat hurma tatlısı satan dayıdan tatlı almak istiyorum. Buranın mazisi de, bu tatlının mazisi de çok eski. Bursa'ya ait bir tatlı. Meşhur yani. Meşhur, evet. Evet. Hazır gelmişken dayıyla konuştum, amcayla konuştum, beni kırmadı. Hem video çekelim dedim, hem de tatlını bize bunun tarihini bir kısaca bir anlat dedim. O da biraz sonra anlatacak. Merhaba. İsmin neydi abi? Hasan Yılmaz. Hasan Yılmaz. Hasan amca. Nerelisin Hasan amca? Ben Bulgaristan'ın 77. Bulgaristan'ın. Evet. Bunun tarihini eski bir anlatır göçmen mısın? Ta 1968'de abi. 68'de? Evet. 53 yıllık şube. Eski şube yani o kadar. Bayağı bir eski. Ben atıyorum. Evet. Küçüklüğümden beri yiyorum. Hafif tatlı, meşhur tatlı yani. Biliyorum abi. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? Bunu 18-18,5 yıl. Maşallah. Evet abi. Ne kadar abi porsiyonu küçük bunun? Bunun 5 lira. Seni bir yaklaş. 5 lira. Tamam, bir tane alalım, göster abi. Çıkar sana Ahmet. Tamam. Şöyle koy şu tarafa Hasan amca. Alt tane var, 90 kuruş tane yani. Tanesi 90 kuruşa evet geliyor. Bayağı uygun. Evet. Meşhur hafif tatlı yani. Ben bir de tatayım ona müsaadenizle. Tabii ya. Bismillah. Hep bu anı bekledim biliyor musunuz? Harbi söylüyorum. İnternette bazen görüyorum lan, canım çekiyor. Ama uzaktayım, bir şey yapamıyorum. Müsaadenizle abi. Bu nasıl bir şey ya? Abi çok teşekkürler. Ramazan'da çok gidiyor ya. Ramazan'da 80-90 ton. Tabii gidiyor. Maşallah. Ya. Tabii insanların canı çekiyor. Meşhur tabii abi. Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun. Afiyetle. Arkadaşlar çok güzel. Saygılarım. Yemek yemeye geldik. Nereye geldik ama? Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan Küçük Saray Pideli Köfte Salonu'na geldik. Buranın mazisi çok eski arkadaşlar. Ben küçüklüğümden beri, yani bu 80'lerin sonundan beri hatırlıyorum, 86, 87, 88 babamla beraber bu mekana gelirdik. Buraya pideli köfte yemeye gelirdik. Daha sonraları tabii ki bu Kahyan'da bulunan pideli köfte dükkanları var ya, bu gidenler bilir. Orası şu anda tabii ki sosyal medyanın sayesinde bayağı popüler oldu ama ben size burayı özellikle tavsiye ediyorum. Neden? Buranın tarihi de eski. Hem esnaflar olarak, buranın esnafları buraya geliyorlar yemek yemeye. Hatta yerli turistlerden de gelenler var. Burayı bilenler bayağı bir yüksek seviyede, yüksek sayıda. Bundan dolayı ben de sizlere özellikle bu Küçük Saray Pideli Köfte Salonu tanıtmak istiyorum. Adres dediğim gibi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunuyor. Cumhuriyet Caddesi'nde hemen Merve Mefruşat ve Levent Özel Perdeciler var. Onun ara sokağında. Şöyle gidelim, hem abiyle, oranın mekanının sahibiyle muhabbet edelim. Hem pideli köfteyi bize anlatsın, hem mekanını tanısın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk abi, nasılsın inşallah? Sen de abi, iyi misin? Ben de iyiyim abi. Dün mü geldik biz buraya? Dün geldik. Dün geldik. Dün ailece geldik. Dedim ki ben video çekmek istiyorum, Bursa'yı tanıtmak evet istiyorum. Abi gelelim mi diye. Aynen. Abimden izin aldığım için direkt Pataküt'e girdim aynen olaya. Yani haberi var benden yani. Abi isim neydi senin? Vedat. Vedat abi. Vedat abi nereli aslında? Kosova. Kosova'dan geliyorsunuz. Bu
Pideli Köfte Salonu, şu bizim şu anda bulunduğumuz yer. Kaç sene? Buranın tarihi ne kadar? 1974'te. 1974'ten beri. Ben videolara söyledim. 80'lerin sonundan beri biz buraya ailece geliyorduk. Doğru. Buranın lezzeti diğer yerlerden daha farklı. Bana göre burası, Bursa'da yemin ediyorum, video için değil, buranın lezzeti, tadı daha farklı. Burası, burayı herkes de bilmez. Özel insanlar bilir bana göre gerçekten. Hani onlardan biri de biziz. Ben kendimi mutlu hissediyorum o yönden de. Allah razı olsun. Ama en azından kardeşlerimiz de, izleyenler varsa burayı da tanıtıp onların da gelmesini teşvik etmek istiyorum. Her zaman. Şöyle hatta şu mekanları da gösterebiliriz. Eski dekora sahip. Masanın güzelliğine bakar mısınız? Tam 80'ler değil mi? Yani benim küçüklüğümden hatırlıyorum bu mekanı. Her taraf nostalji. Abi bir de pideli köfte fiyatlarını alalım. Bir porsiyon 29, 1,5-40. 29, 1,5-40. Evet. Buranın neden köftesi diğer yerlere göre daha güzel? Bizim köftemizde ekmek ve tuz var sadece. Sadece baharat, ekmek, tuz. Baharat ve soğan yok. Diğer yerlerde var diyorsun. Diğerlerde koyan var, koymayan var. Eti nereden alıyorsunuz? Eti Güllüoğlu, tuz pazarından. Kendinize özel. Her zaman oradan alıyorsunuz. 20 yıl oldu. Maşallah. 20 yıl oldu. Babadan kalma yerlerden alışveriş yapıyoruz. Kosova'daydın değil mi sen abi? Biz Bursa doğumluyuz da babamla Kosova'dan geldim ben. Buradan bütün Kosovalılara selam söyleyelim o zaman. Söyleyelim. Arkadaşlar burası 3 katlı bir mekan. Yukarıda aile yeri de var. Geniş, ferah, klimalı. Bu alt kat hemen hızlı yiyip çıkmak için, bir nevi nostalji olarak bakıyorum ben alt kata. Herkese tavsiye ediyorum. Çek abiyle. Sen yetkili bir abiye mi indiriyorsun? Güzel mi abi? Harika. Benim konuşmama gerek var mı? Var tabii ki. Arkadaşlar bu olayın, pideli köftenin olayı aslında. Altta pide, bu mangalın üzerinde ısıtılıp da kızartılıp da gevrek halinde isteyen varsa, İsmet abim gibi gevrek halinde isteyebilirsiniz. Pide, köfte, domates, kızarmış biber, yoğurt. Aynı şekilde İskender kebabında olduğu gibi üzerine tereyağı döküyor. Müsaadenizle tadıyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir buçuk. Bir. Salça yoğurt koyalım. Tamam. Aşırı güzel. Sen de et. Mükemmel. Görüşürüz. Ne yalan söyleyeyim. Şu anda Bursa'nın Tophane bölgesinde bulunan Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi Türbesi'nin önündeyim arkadaşlar. Kapıda temsili olarak duran iki tane muhafız var. Arka tarafında da Orhan Gazi Türbesi var. Biraz sonra içeri gireceğim ve içerisi nasıl gözüküyor, nasıl korunuyor, nasıl muhafaza ediliyor sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hadi gidelim o zaman, hep beraber içeri doğru yürüyelim.
Bursa'ya gelmişken Tophane'ye uğramadan geçmeyin arkadaşlar. Gelmişken de şu Saat Kulesi'nin önünde fotoğraf ya da video çekmeyi ve tarihi Ramazan toplarının önünde de fotoğraf çekmeyi, video çekmeyi, ziyaret etmeyi unutmayın canlarım. Söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Şu gördüğünüz Toki'ler Bursa'nın kalbine saplanmış hançer. Bana göre görüyorsunuz. Gereği var mıydı? Gereği yoktu. Şimdiki durağımız İnkaya Çınarı. Tarihi İnkaya Çınarı arkadaşlar. Adını Osmanlı Devleti'nin ilk köylerinden biri olan İnkaya Köyü'nden almış. 600 yıllık tarihi çınar muhteşem görünümü ile dünyaca ünlüdür. Çapı 3, yüksekliği ise 35 metre olan bu ağaç 13 ana kola sahipmiş. Dalların kalınlığı 3-4 metreyi bulan çınar 9 metrelik çevresiyle Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biridir. İnkaya Çınarı, Bursa'ya yolu düşen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği çok önemli bir sembolmüş. Sizlerin de eğer ki yolu Bursa'ya düşerse sakın ama sakın uğramadan, ziyaret etmeden, gölgesinde bir çay içmeden geçmeyin. Şu anda yanımda Yeşil Camisi'nin müezzini var. İsminiz neydi? Recep Uyar. Recep amcam var. Recep amca nasılsın, iyisin? Elhamdülillah, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Biz de çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan geliyoruz. Hoş geldiniz.